Kıymetli abonelerimiz ve takipçilerimiz, bu videomuzda sizleri Tarsus'un yöresel lezzeti lepe yemeği ile buluşturacağız. Lepe yemeği, Yörük kültüründen mutfağımıza kazandırılmış muhteşem bir lezzettir. Ben öncelikli olarak sizlere yemeğimizin malzeme listesini vermek istiyorum. 2 su bardağı yıkanmış bulgurumuz var. 1 çay bardağı yağımız. 2 adet doğranmış kırmızı biberimiz, 2 adet doğranmış kuru soğanımız, 2 adet doğranmış domatesimiz, yine 2 adet doğranmış yeşil biberimiz, tuzumuz, baharatlarımız ve yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kadar biber ve domates salçamız var. Sevgili abonelerimiz, lepe yemeğimizi sıvı yağını tencereye alarak ve üzerine soğanı ilave edip kavurarak başlıyoruz. Sıvı yağımızı tenceremize aldık. Üzerine soğanımızı ilave ediyoruz. Ve soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz üzere lepe yemeği Yörük kültüründen mutfağımıza kazandırılmış lezzetli yemeklerden bir tanesidir. Ve bana çok doğal, çok samimi gelir bu yemek. Ve özellikle tarlada, bahçede çalışan dostlarımızın en aradığı, en ihtiyaç duyduğu lezzetlerden de bir tanesidir. Çünkü hazırlaması hem pratik hem de hazırlamasının güzelliği, pratikliğinin yanında yemesi de bir o kadar zevklidir. Bu yüzden en çok aranan lezzettir. Tarlada, bahçede çalışan kardeşlerimiz arasında. Ki tabii ki mutfağımızda da bunu oldukça çok seviyoruz ve belirli zaman aralıklarında pişiriyoruz. Soğanlarımızı hafif pembeleşinceye kadar kavurduk. Şimdi üzerine kırmızı biberimizi ve yeşil biberimizi ilave edeceğiz ve kavurma işlemine devam edeceğiz. Lepe yemeğine bulgur çorbası da denilebilmektedir bazı kesimlerde. Ama biz en çok lepe olarak kullanıyoruz yemeğimizin ismini. Çünkü bu şekilde daha çok hoşumuza gidiyor. İsim olarak bu şekilde anılması daha çok hoşumuza gidiyor. Ve ben lepe deyince ilk aklıma benim anneannem geliyor. Çünkü rahmetli anneannem biz ne zaman köye gitsek bize ikram ettiği ilk lezzetlerden bir tanesi lepe yemeğiydi. Ve lepe yemeğinin yanında ikram ettiği, köyde sayda pişirmiş olduğu yufka ekmek, köy ekmeği ve yanına dilimlemiş olduğu kuru soğan, yeşil soğan ya da taze sarımsak lepeyi ciddi anlamda tamamlayan lezzetler olduğu için anneannem ilk önce lepenin yanında bunları ikram ederdi. Burada anneannemi rahmetle anıyorum. Kırmızı biberimiz ve yeşil biberimiz de istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunların üzerine salçamızı ilave edeceğiz. Yarım kaşık kadar domates salçamız, yarım kaşık kadar biber salçamız mevcuttu. Toplamda bir yemek kaşığı etti her ikisinin birleşimi. Bu yemek için bir yemek kaşığı kadar biber salçası ve
domates salçası karışımı yeterli olacak. Tenceremizde bir araya getirdiğimiz bu malzemelerin hepsini salça ile bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi tenceremizde bulunan bu malzemelerin üzerine, salça ile birlikte kavurmuş olduğumuz bu malzemelerin üzerine domatesimizi ilave ediyoruz. Ve karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Değerli abonelerimiz ve takipçilerimiz, bir miktar sıvı yağında soğanımızı kavurduk, biberlerimizi ilave ettik, domatesimizi ilave ettik. Domatesimizi de karıştıra tüm malzemeleriyle birlikte kavurduk. Şu anda domateslerimiz istediğimiz kıvamda yumuşadı. Şimdi tüm bu malzemelerin üzerine bulgurumuzu ilave ediyoruz. Bu arada bulgurumuz iri bulgurdu. Bunu da ayrıca altına çizerek ifade edelim. Bir miktar bu şekilde karıştırarak bulgurumuzu da tüm malzemelerle bütünleştirerek bir miktar kavuruyoruz ki güzel olsun. Pişmesi ve lezzeti istediğiniz kıvamda olsun diye bu şekilde karıştırarak tüm malzemelerle birlikte kavurma işlemine devam ediyoruz. Değerli abonelerimiz ve takipçilerimiz, yine altını çizerek ifade etmek istediğimiz bir husus da var. Lepe yemeğimizin ana malzemesi bulgur, soğan ve domatestir. Diğer sebzeleri damak zevkinize uygun ayarlayabilirsiniz. Bazı yörük dostlarımız lepe yemeğine sarımsak ve patates de koymaktalar. Biz bugün mutfağımızı bizi ziyarete gelen konuklarımız için onların damak zevkine uygun olarak lepe yemeğimizde sebze olarak biber, soğan, domates kullandık. Dediğimiz üzere siz arzu ederseniz patates ya da sarımsak da ilave edebilirsiniz. Ama ana malzemeleri az önce de ifade ettiğimiz üzere soğan, bulgur ve domatestir. Ve bir ayrıntı daha, bunun sulu bir yemek olmasıdır. Tüm malzemeler kavrulduktan sonra yeteri miktarda su ile bu yemek sulandırılır. Evet, görmüş olduğunuz gibi istediğimiz kıvama geldi şu anda bulgurumuzda. Şimdi 2 su bardağı iri bulgur ilave ettiğimiz yemeğimizin suyunu ilave etmeye geldi. 8 bardak kadar suyumuzu da yemeğimize bu şekilde ilave ettik. Ve baharatlarını da yemeğimizin üzerine ilave ederek kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra yemeğimiz yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Thank you.
Sevgili abonelerimiz ve takipçilerimiz, yemeğimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi servis zamanı. Yerinden değerli abonelerimiz ve takipçilerimiz, bu videomuzda sizleri Tarsus'un yöresel lezzeti lepe yemeği ile buluşturduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, bizimle kalın.